بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى رزلا خير البشر رسول الله Dəqərli Türkmen Eli Televizyonu dəqərli seyirciləri, İlahi Səslər programını sizlərə sunuyoruz. Bu programımızda Kərçükdə vəfat edən Mövlud-i Şərif və Qur'an oxuyucularını sizlərə tanıtıracağız. Bugünkü programımızda Hafız Mulla Abdülvahid Türkəlanlı olacaqdı. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Mulla Abdülvahid Türkəlanlı, üçlü adı Abdülvahid Samad Abdullah ve halk arasında Mulla Abdülvahid Türkəlanlı adıyla ön kazanmıştı. ...1937 senesinde Kerçük'ün Türkalan köyünde dünyaya gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaygın olan çiçek hastalığına yakalanan Mulla Abdülvahid Türkalanlı iki gözlerini kaybetti. Bizim değerli ve kıymetli rahmetli Mulla Abdülvahid Samad Türkəlanlı'nın rahmetli 1937 doğumludur Türkəlan'da. 1957'de evimizde bir tekke kurduk abim tarafından. Mulla Abdülvahid o tekkenin defçalanı ve mevlid okuyanı oldu. Ben de özüne yardımcı oldum. Geliri düşük bir ailenin çocuğu olan Türkalanlı çeşitli mesleklerde ve serbest piyasalarda günlük olarak çalıştı ve hayatını temin etti. Önceden Türkalan köyünde, daha sonra Kerçük'te kumaş satıcılığı yaptı. Ayrıca bazı mevlid meclisine katılıp bu alanda pek iyi şöhret kazanmıştı. Kerçük'ün meşhur hafızlarından olan Arap Mulla Salih ve Mulla Ali Koryalı yanında Kur'an-ı Kerim'i hafız etti. Taşandı evi hara geldi, Koyra Pazarına, Mezetxana Kayşarına. Mezetxana Kayşarına, orada Mulla Şakir Kadir Veli'den, Neftçiler Camii'nin İmam Hatibi'den ikisine bir yenci grup kurdular. Mevlid grubu. Yanlarına kimleri aldılar? Bizim değerli okucumuz Mulla Halid Tofik, Mulla Rahid, Mulla Cüneyt, Mulla Velid'in babasını aldı yanına. Mulla Hasan'ı aldı yanına. Mulla Kavun Camii'nin Tarih Muazzinini, Mulla Mahmud'u aldı yanına, onun yanında en sonunda Mulla Fatih'i de aldı. Mulla Fatih Hürmüzlü'nü de aldı yanına. Bu deger gitti özelliğinden, bu devam etti, bu beraber okumakları çok şey kazandı o fetrede. Ben o zaman haz edirdim bunların grubuna katılım ama hele o derecede değildim. Sonradan meslektaşı olan Mulla Şakir ile beraber kendisine özel bir
Mevlid grubu tesis etti. Bu gruba Mulla Sabah Hürmüzlü de katıldı. Ben bunlardan bedava. Mes istirem özümü iliştirim Mulla Abdülvahid'in tahmına o zaman. Mulla Abdülvahid'in tahmında da yerimiz oldu Allah'ın sayasından. Fe bu mullalığımız devam etti ta son nefesine kadar. Önceden Hafız Molla Nüreddin Bakaloğlu, daha sonra Hafız Molla Abud Bostançıoğlu'ndan Nevlid grubunda üye olmuştur. Kerçük civarındaki köy ve kasabalara Mevlid-i Şerifi meclislerinde Mevlid okuyucusu olarak çalışmıştır. Molla Abdülvahid 1959'da Kerçük'e taşındı. Taşınanda geldi Musalla mahallesinde bir ev tuttu. Rahmetli Mulla Abud Bostançıoğlu'yla beraber bir mevlid tahmına katıldı. Mulla Abdülvahid Türkelan'ın 1959'dan 63'e kadar Mulla Abud'dan kaldı. Ondan sonra Mulla Abud'dan ayrıldı. Nefsi gayet cömert olan Mulla Abdülvahid Türkalanlı gitgide halk tarafından sevilmişti. Kerçük'te birkaç cami inşa ve tamirinde yardımcı olmuş ve bunlardan Hacı Habib Ağa Hürmüzlü Camisi ve Arslan Camisi ve İbrahim Paşa Camisi'ne yardımcı olmuştu. Rahmetli kayınbabam tabi çok vergili ehli var idi. Aylık bağlamıştı. Çok ailelere, ay bayi gelirdiler evden maaşlarını alırdılar. Bunun yanında her camiyette, çok bir camiyette rolü var idi. Yani Tirşalan Camii'nde, Kerkük'te, Kaka Camii'nde, başka diğer camilerde rolü var idi. Çok yardım etmişti yapmağında. Mulla Abdülvahid Türkalanlı bir edebiyat, şinaz ve horiyat sevdalısı idi. Mevlid meclislerinde sık sık divan şiirlerinden ve Kerçük horiyatlarından her meclise göre güzel sesiyle kasideler divan şiirlerinden okurdu. Mulla Abdülvahid kenziydi, kenz. Kenz diyende o aynı bir sayrafa kimin, bir masraf kimin. Ne isteseydin Mulla Vahid'in defasında, başında var idi. İster Türkçe, ister Türkmence, ister Arapça, ister Kürtçe, ister Farsça. Bu Farsça'nın bir şeyi oldu olaydı. 77 yılında bir gece, Ramazan gecesi, yattık Büyüktürk'e, Mulla Abud da rahmetli gelmişti oraya. Başladı Mulla Abdülvahid Farsça okumaya. Ay dedi, ben Kürtçe'ne alışmadım, sen Farsçını da alıştın. Fe kafasında çok şey var. Dünya olsa
bizim Mevla'ya, Resulullah Muhammed'tir. Amin tokdu bir rehber bu yetim, bu yetim oldu peygamber. Hep yer üzere hayrul beşer Resulullah Muhammed'tir. Dört kitaben de asmandan haber verdi insu candan, feyz alan nürü sübhandan Resulullah Muhammed'in. Yeri göğün ilmi irfani cihani süslemiş şanı, hatimeden sirri Kur'an-ı Resulullah Muhammed'tir. Her ki dünyanın serveri, her ki dünyanın serveri, ahir zaman peygamberi, enbiyaların enveri Resulullah Muhammed. Kerkük'ün büyük şairlerinden olan Molla Sadık ve şair Muhammed İzzet Hattat ve Celal Rıza Efendi'nin kasidelerinden ezberlemişti. Makam şinasıydı. Her makamı, her makamın güzelce ada ederdi. Her makama en güzelce ada ederdi. İster Tut sabasından, ondan sonra Hicazından, Bayatından bir güzel Şur makamı okurdu. Onu da az mulla okurdu. Çok mullalar indi okurlar Şur makamını, özünden alıştılar. Onu da farzca okurdu. Kâk-ı Ahmet-i Süleyman'ın üzerinde bir makamı var idi, şeyi, kasidası var idi, Şur makamıyla okurdu. İndi mullalar çoku o makamın üzerine taklit ederler, özünü o okur. وزد وبارك وأنعم وأكرم وأجزل على روح سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الذي شرحت له بالقرآن العظيم صدرا ورفعت له في الدارين منزلة وقدرا أفضل من مشى على الأرض بحلة الحمراء وأكرم من توشح عليه ببردة الخضراء
وقد تكفلت يا مولانا لمن يصلي ويسلم عليه بكل واحدة عشرا. الذي شرفت به قاعا وتربا فالتراب لا يهشم له عظما ولا يبلى. Bağdat'ın meşhur ve mevlid okuyucularından olan Molla Ali Hasan Davud ve Molla Sami el-Azami ve Abdüssattar et-Tayyar ve Molla Ammuri Hasan ile Irak'ın muhtelif bölgelerinden mevlid meclislerine katılmıştı. Ayrıca Kerçük'te Molla Mecid Kutup ve Molla Ali Leylanlı ve Molla Enver Ziya'dan dini icazetler almıştı. Tabii şeyleri hepsini bilirdi, bu makam şeylerini hepsini bilirdi. Mevlidlerde maşallah sesi unutulmaz. Çok dost arkadaşlarımız vardı. Aktarırdılar. Her zaman Molla Efendi var, giderdiler mevlidine. ...1959 yılında Bağdat Radyosu'nda Türkmence bölümünde Kur'an-ı Kerim okumuştur. Uzun yıllar Numan Camisi'nde Kari Mahfel olmuştur. Sonradan İbrahim Paşa Camisi'nde imam görevine atanmıştır. Irak Türkmen Kur'an ve İlahiler Okuyucular Derneği'nin kurucularından olan Molla Abdülvahid Türkalanlı 7 kez Beytullah'ı ziyaret etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana alan nabi min haracin fi ma faradallah. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Allah.
da hacdan ikimiz beraber döndük. Ara yerimizde bir 2-3 gün var idi. Ben hacdan 7 gün dönenden sonra, özü de takriben 4 gün dönenden sonra, Subhanallah, Allah kaderin şeyini yazmıştı. Allah'ın rahmetine kavuştu. 2 Şubat 2006 yılında dünyaya son defa gözlerini yumdu. Ve vasiyetine göre doğum yeri olan Türkalan köyünde defnedildi. Evet değerli seyircilerimiz, İlahi Sesler programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Gelecek programımıza başka bir Kur'an okuyucusu ve Mevlid okuyucusunun hayatına ışık tutmak arzusuyla sizlere Allah'a ısmarlarım, her şey gönlünüz olsun. رسول الله.